Şimdi Feyza Altun'un bu şeriat meselesi tam gündemi doldurmuyordu. Oraya bir ek bir gündem daha yapmaları lazımdı. O da Şevki Yılmaz'ın Osmanoğlu ailesinin düğünündeki söylemiş olduğu sözlerden yola çıkıyorlar. Şevki Yılmaz eski Rize milletvekili, yıllardır konferanslar veren, kitaplar yazan, televizyonlarda konuşan, bu konuda mahkemelerde mücadele eden, 90'lı yıllarda birilerinin kılıcının hem sağı hem solu kestiği bir dönemde, o dönemde dahi hakkı haykıran ve gerçek tarihi konferanslarda bu millete anlatan birisi Şevki Yılmaz. Şevki Yılmaz bir dua yapıyor. Kimin düğününde yapıyor duayı? Osmanlı hanedanının ikinci, üçüncü kuşak torunlarının olduğu bir düğünde bir dua yapıyor. O duada da Selanik'ten gelen dönmeleri kahru perişan eyle ya Rabbi diyor. Selanik'ten gelen dönmeler. Kim bu? Selanik'ten gelen dönmeler. Ümmeti Muhammed'i başsız bırakanlar. Devrimlerle değerlerimizi devirenleri, cumamızı pazara çevirenleri kahru perişan eyle diyor. Kime söylüyor onu? Osmanlı'da Sultan Abdülhamit'i tahttan indiren, hanedanı bu ülkeden sürgüne gönderen kişilere beddua ediyor Şevki Yılmaz. Bu niye bu ülkede birilerini rahatsız ediyor? He? Selanik dönmesi dendiği zaman aklınıza niye Mustafa Kemal Atatürk geliyor? Siz Selanik'i biliyor musunuz? Selanik dönmelerinin kim olduğunu biliyor musunuz? Sebatayları biliyor musunuz? He? Arkadaşlar bir kere şunun adını bir koyalım. Şevki Yılmaz'ın bunu aldılar ya, hemen onun üzerinden Fatih Altaylı, halkı kim ve düşmanlığa tahrikten Feyza Altun gözaltına alınıp Şevki Yılmaz'a hiçbir şey yapılmaması hakkında konuştu. Bu ülkenin kurucularına soysuz diyenlere bir şey yapılmıyor. Onlar halkı kim ve düşmanlığa tahrik etmiyor. Ama Feyza Altun'un anayasal düzene karşı gelenlere karşı söylediği cümleler Fatih Altaylı. Feyza Altun anayasal düzene karşı çıkanlara laf söyle. Şeriata küfrediyor. Bak tekrar söylüyorum. Bir kadın terbiyesizce şeriata küfrediyor. Şeriat Allah'ın kanunları demek. İslam demek. Tamam mı? Kimse anayasal düzenle, cartla, curtla böyle bir diyaloğu, böyle bir muhabbeti yok. İslam'a küfreden, İslam'ın değerlerine küfreden terbiyesiz, ahlaksız bir kadına millet tepki gösteriyor. Mevzu bu. Niye bunu başka bir yerlere çekmeye çalışıyorsunuz? CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şevki Yılmaz, Yıldız Sarayı'nın arka bahçesinden İngiliz zırhlısıyla kaçanların soyundan geliyor. Biz ise onları denize dökenlerin soyuyuz. Bu millet Kurtuluş Savaşı döneminde kimi denize döktü? Osmanlı'yı mı denize döktü? Osmanlı'nın sultanlarını, Osmanlı'nın hanedanını mı denize döktü? Kimi döktü? Yunan'ı döktü değil mi? Ya bir şey söyleyeyim mi? Bunlar hakikaten bunlar tarih marif bir şey değil. Bir bok bildikleri yok. Bunlar yalandan konuşmuş olmak için konuşuyorlar. Neyi savunduklarını, neye saldırdıklarını bilmiyorlar. Ya ayık değiller ya da inadına yapıyorlar. Ümit Özdağ. Ümit Özdağ. Er veya geç, öyle veya böyle bu hakaretlerinizin hesabını vereceksiniz. Şehzait'in ama reis bey diyerek ağladığı gibi ağlayacaksınız. Öcalan'ın annem Türk, devletime hizmet etmek istiyorum diye yalvardığı gibi yalvaracaksınız. Türk devleti ve Türk adaletiyle tanışacaksınız. Büyük Atatürk ve silah arkadaşlarının minnet ve rahmet ile anıyoruz diyor. Buna ne cevap vereceğiz ki? Ümit Özdağ. Geç. İsmail Saymaz. İsmail Saymaz diyor ki Şevki Yılmaz Atatürk'ü değil Sultan Abdülhamit'i tahttan indirenleri kastettim diyor. Zoru görünce kıvırıyor. Utanmadan yalan söylüyor. 5 yıl sonra ölüp gideceksin. Bari sözünün arkasında dur. Yiğit ol değer mi? Siz takiyeyi ve riyayı din bellemişsiniz. İsmail Saymaz kendi babasından daha iyi tanıyor Şevki Yılmaz'ı. 1990'lı yıllarda milletin yarım cümle kuramadığı zaman Şevki Yılmaz'ın meydanlarda nasıl bas bas bağırdığını bu İsmail Saymaz hepimizden daha iyi biliyor. Ama şu anda nemalandığı, beslendiği yer farklı bir yer olduğu için böyle bir tweet atıyor İsmail Saymaz. Utanmadan yalan söylüyor, kıvırıyorsun diyor. İsmail Saymaz kıvırma konusunda ve yalan konuşma konusunda Türkiye'de Şevki Yılmaz değil. Türkiye'de hiç kimse senin eline su dökemez. Ayıp ya, ayıp ayıp. Neyi savunacaksanız gidin savunun onu. Ama böyle ilkokul çocuğunun bile yazmayacağı cümlelerle yalandan kendi kitlenize mavi boncuk dağıtmayın. Zoru görünce kıvırıyor diyor. Kime söylüyor bunu? Şevki Yılmaz'a. Lan İsmail, sen Rize'de büyüdün. Şevki Yılmaz'ı çok iyi tanırsın. Şevki Yılmaz'ın inandıklarını dile getirme konusunda ne bedeller ödediğini
Sen çok iyi bilirsin. Babandan daha iyi tanırsın Şevki Yılmaz'ı. Onun için böyle saçma sapan cümleler kurma. Ayıptır. Git neyi savunacaksan savun. Hepsi bunu yapıyor. Bakın arkadaşlar, size şunu söyleyeyim. Bu ülkede hiçbir Müslümanın, hiçbir milli adamın 1922'ye kadar ne Mustafa Kemal Atatürk'le, ne onun yanındakilerle, ne silah arkadaşlarıyla, ne devleti yönetenlerle hiçbir problemi yoktur. 1922'ye kadar verilen o Kurtuluş Savaşı mücadelesi Sakarya'da, Kütahya'da, İzmir'de, Afyon'da, onun öncesinde Çanakkale'de, Filistin cephesinde, Galicia'da, Kırım'da, hiçbir yerde, Kafkas cephesinde, her tarafta bu millet canıyla, malıyla, her şeyle mücadele etti. Bu milletin itiraz ettiği şeyler 1922'den sonraki mesele. O devrimler, o bu milletin imanından, inancından dolayı bu millete yapılan zulümler, bu milletin itirazları oradaydı. Harf devrimine itiraz etti bu millet. Jandarma dipçiyle zorla giydirmeye çalışılan şapkaya itiraz etti bu millet. Bu millet dinsizleştirilmeye itiraz etti, kavga etti. Bu milletin 1922'nin öncesiyle hiçbir problemi yok. Bu milletin kavgası, mücadelesi, itirazı 1922'den sonradır. Peki Sultan Abdülhamit Han kaçta tahttan indirildi? Ulaş kaçta indirildiğini biliyor musun? 1908'de. Sultan Abdülhamit 1908'de tahttan indirildi. Ardından İttihat ve Terakki geldi. O İttihat ve Terakki bu ülkeyi 1. Dünya Savaşı'nda yenik, mağlup bir hale getirdi. Ardından bu millet Kurtuluş Savaşı verdi. İttihat ve Terakki'den kurtuldu. Yeni bir devlet kurdu. Değil mi? Bütün hikaye budur. Peki 1908'de Sultan Abdülhamit'i baştan indirmeye gelenler Mustafa Kemal ve arkadaşları mıydı? Bu ülkede Osmanlı hanedanının ailesini trenlere doldurup yurt dışına gönderen Mustafa Kemal ve arkadaşları mıydı? Hayır. İttihat ve Terakki'nin başında olanlardı. 1908-9'da olanlar, Emanuel Karasular, hatta isimlerini de söyleyeyim size ki siz de onları da bilin. Sebateist Yahudi Emanuel Karasu. Onun yanında Ermeni Aram Efendi. Onun yanında Mason Esat Toptani. Ve yine Mason Hikmet gibi adamlardı Sultan Abdülhamit'i baştan indirenler. Şevki Yılmaz bunlara lanet okudu, bunlara bela okudu. Siz bundan niye rahatsız oldunuz? Sultan Abdülhamit'in torunlarının düğününde Sultan Abdülhamit'e zulmeden, Sultan Abdülhamit'i itibarsızlaştıran, Sultan Abdülhamit'e darbe yapan, Sultan Abdülhamit'i ve ailesini bu topraklardan sürgüne gönderenlere Şevki Yılmaz lanet okuyunca size ne batıyor arkadaş? 1908, 1. Dünya Savaşı'ndan önce Mustafa Kemal Atatürk 1908'de askeriyede bir öğrenciydi. Şevki Yılmaz'ın söylediği bunlar. Ha şunu diyorsan, onlar bizim dedelerimizdi. O 1908'de Sultan Abdülhamit'i tahttan indirip haleden, ardından hanedan üyelerini bu ülkeden sürgüne gönderen, bu ülkenin bütün değerleriyle oynayan, bu ülkenin topraklarını birilerine peşkeş çeken bizim dedelerimizdi diyorsan orada haklısın itiraz etmekte. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ön plana çıktığı yer 1917-18. Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal Paşa daha kurmay albay. Kimse kimseyi kandırmasın. 400 tane kurmay albay var Çanakkale Savaşı'nda. O 400 taneden bir tanesi. Okullarda okuduğun tarih kitabında sadece Çanakkale'de sana Mustafa Kemal Atatürk'ü ve 57. alayı anlattıkları için sen öyle zannediyorsun. Sen ne Cevat Paşa'yı tanıyorsun, ne Esat Paşa'yı tanıyorsun. Sen hiçbirini tanımıyorsun ki. Mustafa Kemal Atatürk 1918-19'dan sonra sürece dahil oldu. Bu millet ona inandı. Bu millet ona güvendi ve onunla beraber bir mücadeleye girişti. Ardından da o mücadeleden de zaferle çıktık elhamdülillah. Ardından birinci meclis, o da tamam. İkinci meclisten sonra 1922-23 sürecinden sonra bambaşka bir yönetim şekli, bambaşka bir anlayış geldi ve bu millet de ona itiraz etti. İtiraz edenleri de vatan haini ilan ettiler. İtiraz edenleri istiklal mahkemeleriyle dar ağacına çıkardılar. Ne yapacağız yani? Sizin hoşunuza gitmiyor diye biz bu gerçekleri konuşmayacak mıyız? Tarihi mi değiştireceğiz? Yaşananları mı değiştireceğiz biz? Niye? Abi şu andaki seküler tayfanın hoşuna gitmiyor tarih. İyi o zaman. Hani ne vereyim abime? Tarihten ne vereyim ona? Nasıl bir tarih anlatmamı istersin? Ha? Hikayeyi söyle bakayım. Ne seni mutlu edecek? Onu mu anlatacağız sana?
Sultan Abdülhamit'in torununun düğününde Sultan Abdülhamit'e ve hanedan üyelerine sürgünü reva gören İttihat ve Terakki'ye lanet okuyunca Şevki Yılmaz size ne batıyor? Adamın söyledikleri ortada ama önemli değil ki o adamın ne söylediği. Önemli olan siz ne anlıyorsunuz? Sizin anladığınız önemlidir. Evet bu bunu söylüyor ama yani o aslında şunu söylüyor. Niyet okumaya mı başladınız? Tarihi bilmiyorsunuz. Öğrenmek de istemiyorsunuz. En fazla biz bağırırsak biz galip geliriz zannediyorsunuz. Çünkü önceden böyleydi bu ülkede. Önceden sizin söylediklerinizi söyleyenler muktedirdiler. İstedikleri gibi karar veriyorlardı. Geçti o dönem canım. Önümüzdeki yıllarda bu ülkede yaşanan ne varsa bilgisiyle, belgesiyle beraber konuşulacak ve bu millet bir karar verecek. Zorla sevgi olmaz. Zorla nefret de olmaz. Sevgi ve nefret zorla olmaz. Olmayacak da. 50 sene sürer, 70 sene sürer, 100 sene sürer ama ebedi bir şekilde sürmez zulüm. Bu bir zulümdür. Bir insanı zorla bir şeye sevdirmek veyahut da bir insanı zorla bir şeyden nefret ettirmek zulümdür ve zulüm baki değildir. Bir noktada o zulüm durur. Zalim kıyamete kadar vardır. Ama zulüm kıyamete kadar sürmez. Bunu unutmayın. Zulüm bir yerde durmak zorunda. Tekrar söylüyorum. Şu anda iki gündür Türkiye'nin gündemine zorla sokulan şeriat, cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal, laiklik, hilafet, Osmanlı, cart curt mevzusu tamamen seçimde birilerinin kurmuş olduğu kirli ittifakları örtmek ve kendilerine oy verme ihtimali olan kitlenin aklını karıştırıp onları korkutup kendi koltuklarını sağlama alıp gemilerini yürütmeye çalışıyor birileri. Olayın güzel tarafı da nedir? Olayın güzel tarafı da bu kargaşada birçok kavram, birçok kuram tekrar tekrar insanlar onu konuşmaya, sorgulamaya başladılar. Şu anda uzun bir dönemdir şeriatın ne olduğunu bilmeyen birçok vatandaşımız, birçok Müslüman şeriatın ne olduğunu öğrendiler. Şeriat neymiş? Önceden adam şeriata küfrediyor. Niye? Çünkü şeriatı kol kesmek, bacak kesmek, dört karı almak, karı taşlamak, Taliban, İran böyle anlattılar. Böyle bir şeriat tanıttılar millete. Şimdi millet gerçek şeriatın ne olduğunu sorgulamaya başladı. Şeriatın Allah'ın kanunları, kuralları olduğunu ve bir yönetim şekli olduğunu insanlar konuşmaya başladılar. Araştırmaya başladılar. Bu da olayın güzel tarafı. Ben onun için her şerde bir hayır olduğuna inanıyorum. İman etmişim ona ve bu şer ortamından da hayır çıkacağını düşünüyorum. İnsanlar sistemleri yeniden öğrenecekler. İnsanlar şeriatın ne demek olduğunu yeniden öğrenecekler. Ve insanlar bu ülkede son 100 senede neler yaşandığını tekrar yeniden sorgulamaya başlayacak. Onun için ben bu tartışmaların faydalı olduğunu düşünüyorum.